Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte Football Manager 2020'nin beta versiyonunda işinize yarayacağını düşündüğüm en iyi serbest oyuncuları sizler için derlemeye çalıştım. En iyi derken en iyi yetenek puanı vesaire değil, en verimli olabileceklerini düşünerek sizler için 10 oyuncudan oluşan bir liste oluşturdum. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ya da giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Dedikten sonra hızlı bir şekilde Football Manager 2020'de en çok işinize yarayacak serbest oyuncuları tanımaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoya yeniden hoş geldiniz. Listemizde görmüş olduğunuz üzere ilk oyuncumuz Lucas Silva oluyor. Lucas Silva henüz 26 yaşında ve Brezilyalı oyuncu. Şu anda serbest konumda. Geçmişinde Brezilya Ligi, Real Madrid gibi önemli takımlarda forma giymiş oyuncu. Olympic Lyon'da, Olympic Marsilya'da da bir dönem kiralık olarak oynamış. Kariyerinde bugüne kadar 133 lig maçında forma giyen oyuncunun yetenek puanına bakacak olursak oyuncunun yetenek puanı şu an için 132 ve ileride 137 kadar ulaşması muhtemel genç oyuncunun. Defansif oyun kurucu, serbest orta saha ve ön libero gibi mevkilerde, oyun pozisyonlarda çok rahat oynayabilen oyuncu. Orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. İlk etapta baktığımızda top kapma, markaj gibi özellikleri çok da, teknik özellikleri de harika. İki yönlü orta saha için biçilmiş kaftan, sadece güç özelliğinin biraz düşük olduğunu görüyorum ama o da tolere edilebilecek bir özellik diye düşünüyorum. Ona göre oyuncuya muhakkak göz atmayı unutmayın. Özellikle orta sahada bir açığınız varsa arkadaşlar diyelim ve hemen ikinci oyuncumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar, listemizin 2 numarasında Ivan Strinic var. Strinic sol açık sol bek mevkisinde ve sol önde görev yapabilen bir oyuncu. Modern bek olarak tanıdığımız bir oyuncu. Şu an için 31 yaşında ve milli takımın formasını 49 kez giymeyi başarmış oyuncumuz. Modern bekin yanı sıra kanat bek rolünde de iyi oynayabilecek bir oyuncu gibi durmakta. Hız özelliğine baktığımızda iyi özelliklerde, orta yapma ve markaj yanı sıra top kapma ve teknik özellikleri de iyi. Zaten zihinsel özellikleri, liderlik ve özel yetenek hariç harika diyebiliriz. Strin için gerçekten orta ve üst düzey takımlar için çok başarılı bir transfer olacaktır kendisi. Geçmişinde de Milan, Sampdoria, Napoli, Dnipro, Hajduk gibi takımlarda forma giymiş oyuncunun yetenek puanı şu an için 134. İleride 144'e kadar ulaşması bekleniyor ama 31 yaşından sonra oyuncunun gelişmesini beklemediğimiz için 134 civarlarında oynayacaktır ve Süper Lig için biçilmiş kaftan diye diyebilirim kendisi. Onu da transfer etmeyi ihmal etmeyin diyelim ve bir sonraki oyuncumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sıradaki oyuncumuz Slobodan Rajkovic. Kendisi 30 yaşında Sırp oyuncu. 19 kez milli takım formasını giymiş ve standart stoper, çakıl stoper ve pasör stoper rollerini iyi seviyede oynayabiliyor kendisi. İlk anda baktığımızda kafa vuruşu, markaj ve top kapma özellikleri üst düzeyken pas özelliği de bir stopere göre ortalamanın üstünde. Fiziksel özelliklerine hızlanma ve çeviklik dışında diğer özellikleri iyi. Biraz ağır bir stoper belli ki pasör olarak kullanmakta fayda var. Offside taktiği olan maçlarda hata yapması da mümkün kendisinin. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Geçmişinde ise Palermo, Darmstadt 98, Hamburg, Twente Vitesse gibi takımlarda forma giyen oyuncu. Şu an için serbest konumda. Oyuncuyu da kadronuza katabilirsiniz. Zaten izleyen birçok takım oluyor gördüğünüz üzere. Ona göre değerlendirmeyi unutmayın diyelim ve oyuncunun size yetenek puanını söylemek istiyorum. Oyuncunun yetenek puanı ise 125 civarında, 133'e kadar ulaşması bekleniyormuş ama 133'e ulaşması gayet zor gözüküyor bu yaştan sonra. Ama yine de belirteyim, Süper Lig ve muadili liglerde kariyer yapıyorsanız oyuncu çok fazlasıyla işinize yarayacak bir isim. Ona göre değerlendirmesini yapmayı unutmayın diyelim ve sıradaki oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, listemizin 4. sırasında Filip Wolscheid var. Filip Wolscheid kendisi stoper mevkisinde görev yapıyor yine. Diğer oyuncumuz gibi kendisi stoper mevkisinin standart stoper rolünde gayet iyi. Çakıl stoper ve pasör stoper rollerini de oynayabilmekte gibi gözüküyor. Kafa vuruşu, markaj ve top kapma özellikleri standart civarında. Top kapma özelliği biraz daha yüksek olabilirdi. Pas özelliği gayet kötü. Hızlanma, dayanıklık ve çeviklik özelliği bir stopere göre aşağılarda. Kariyeri boyunca iki kez Alman milli takımını formasını giymeyi başarmış ve geçmişinde Metz, Stoke City, Wolfsburg, Bayern Leverkusen, Nürnberg gibi takımların formasını giymiş Filip Wolscheid. Ona göre de
şekilde değerlendirebilirsiniz. 120 yetenek puanına sahip olması lazım. Bir kontrol edeyim. Evet, 120 yetenek puanına sahip olması bekleniyor oyun başlarken. İleride 140'a kadar ulaşması bekleniyor. Tabii ki de 30 yaşından sonrası bunun imkansız olduğunu göstermekte. Ona göre değerlendirirsiniz oyuncuyu. Yani Philip Folshaib sizler için bir yedek stoper veya Anadolu kulüplerini yönetiyorsanız az takımın stoperi olabilir bir oyuncu gibi gözüküyor. Maliyeti de çok fazla olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani raporları hepsinin var. Tabii ki buradan rapor olarak görebiliyor muyum? Evet, yıllık 700 bin, 722 bin euro maaş isteyebilecek pozisyondaymış. Yani çok fazla bir maliyeti olmadan Süper Lig seviyesinde başarıya ulaştırabilecek bir stoper, sizi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alman bir oyuncuyla devam ediyoruz. Sıradaki oyuncumuz Nikolai Müller. Kendisi 31 yaşında, Alman pasaportuna sahip oyuncu. Oyunda serbest olarak gözüküyor. Sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabilen oyuncunun profiline ilk baktığımızda özellik bazında orta yapması iyi, dribling, ilk kontrol gibi özellikleri gayet iyi. Hızlanma özellikleri 31 yaşındaki bir oyuncuya göre harika seviyede diyebiliriz. Çalışkanlık ve kararlılık özelliği de gayet iyi. Tam bir winner bir oyuncu ama serbest kalmış bulunmaz Hint kumaşı pozisyonunda. Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Hamburg Mainz gibi takımlarda bugüne kadar kariyerini devam ettirmiş oyuncu. 400 maça yakın oynamış ve 77 gol atmayı başarmış bu dönemde. Tabii asistlerini görmediğimiz için oyuncumuzun buradan ne kadar katkıda yarattığını söylemek zor ama oyuncumuzun profiline baktığımızda yeterli bir pozisyonda olduğunu görüyoruz ve zaten yetenek puanı da bize 132 olarak ortalamanın üstünde olmuş olduğunu iletiyor diyebiliriz arkadaşlar. Nikolai Müller ne olursa olsun kadronuza katıp başarıya ulaşmanızı sağlayacak bir oyuncudur. Yani hızlanma özellikleri olsun, teknik özellikleri olsun, şu an için 31 yaşındaki bir oyuncuya göre gayet yeterli pozisyonda. Almanya Bundesliga tecrübesi olan oyuncu şu anda izleniyor zaten görmüş olduğunuz üzere birçok kulüp tarafından. Arasında Beşiktaş da var, Werder Bremen ve Alman kulüplerinin yanı sıra Arap takımları da oyuncuyu izliyor. Siz de bu yarışın içine dahil olup oyuncuyu alırsanız muhakkak başarılı olacağını düşünüyorum ben sizlerle birlikte. Ve devam ediyoruz sıradaki oyuncumuzla. Evet, yine bir kanat oyuncusuyla devam ediyoruz. Sıradaki oyuncumuz Biro Biro. Brezilyalı oyuncu, 24 yaşında ve sağ açık ve sol açık mevkilerinde görev yapabiliyor. Nikolai Müller gibi o da hızlanma ve çeviklik özellikleriyle dikkat çekerken dribling özelliğinin yanı sıra teknik ve ilk kontrol özelliği de gayet iyi durumda. Özel yeteneği 15 olan oyuncu şu an için serbest konumda. Geçmiş dönemde Brezilya Ligi'nde oynayan oyuncu ağırlıklı olarak Brezilya'da geçirmiş kariyerini ve Çin Ligi'ne de yaklaşık 3 sezonluk bir macera yaşamış. Orada da toplamda 28-35 gol atarak kariyerini, önemli bir gol skalasını burada yakalamış oyuncumuz. Zaten geride attığı 8 golü Brezilya Ligi'nde atmayı başarmış gibi duruyor. Oyuncu serbest konumda dediğim gibi, yetenek puanı bazında ise şu an için 130 yetenek puanına sahip ve ileride 150'ye kadar ulaşması bekleniyor. Listedeki en genç oyunculardan bir tanesi kendisi ve 150 yetenek puanına gerçekten ulaşması muhtemel. Oyuncuyu transfer ederseniz sizin için çok faydalı olacaktır ve bu yetenek puanı doğrultusunda alabileceği maksimum maaşa oyuncuyu kadronuza katabilir ve ileride ondan karlar etmeniz mümkün. Diğer oyuncular gibi 30'lu yaşlarına merdiven dayamış pozisyonda değil. Daha genç bir oyuncu Biro Biro. Muhakkak değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar deyip sıradaki oyuncumuza geçelim. Sıradaki oyuncumuz yakından tanıdığımız isimlerden birisi olan Gabriel Torje. Kendisi 29 yaşında. FM'nin bir dönem wonderkidlerinden olan Gabriel Torje şu an için 29 yaşında ve maalesef kendisine kulüp bulamamış. Sağ açık, sol açık 10 numara ve geri orta sahalarda görev yapabilen oyuncunun ilk etapta baktığımızda dribling özelliği gayet iyi, hız ve hızlanması yeterli konumda, çeviklik özelliği de iyi durumda, teknik özelliği ve özel yeteneği de iyi durumda ama ön sezesi gayet düşük bir kanat ve 10 numara oyuncusuna göre maalesef. Ama Gabriel Torje'nin geçmişine baktığımızda, geçmişinde çok önemli takımlarda forma giyemese de, kendini çok gösteremese de potansiyeli her zaman olan bir oyuncu. Geçtiğimiz oyunların wonderkidlerinden çünkü kendisi 5 milyon euro demişti bir dönem ona Udinese, görmüş olduğunuz üzere. Udinese'den Osmanlı, Karabük ve Sivasspor'a kadar gerilemişti kendisi. Konyaspor'da iyi dönemleri olmuştu Gabriel Torje'nin ama artık o dönemlerin çok gerisinde kalmış gibi durmakta Gabriel Torje. Gabriel Torje'nin yetenek puanına bakacak olursak şu an için 115 yetenek puanına sahip oyuncu ve ileride 140'a kadar ulaşması bekleniyor ama 29 yaşından sonra bu isteğini gerçekleştirmesi çok mümkün olmayacaktır Roman oyuncunun ve
ve 115 yetenek puanıyla da ligimizdeki birçok takımın yedek kadrosunda veya dönem dönem 11 kadrosunda yer alabilecek bir oyuncu Gabriel Torje. Bu açıdan kendisini kadronuza cüzi bedellere katıp onu rotasyon oyuncusu olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar ve oyuncumuzla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Oyuncuyu değerlendirirseniz aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın diyelim ve devam edelim sıradaki oyuncumuzla. Sıradaki oyuncumuz yine severek takip ettiğimiz isimlerden birisi olan Wilfred Bony. Geçmiş dönemde oyunda transfer etmek için birbirimizi parçaladığımız oyuncu. Oyunun bu serisinde serbest olarak karşımıza çıkıyor. Bitiricilik, dribling, ilk kontrol ve kafa vuruşu gibi özellikleri üst düzey olan oyuncunun hız ve hızlanma problemi var ama yardımcı forvet rolü için hız ve hızlanmanın pek önemi yok gibi. Bu rol için sadece pas yeteneği biraz geri olsa da oyuncunun yine de birçok özelliği, güç ve denge özelliği özellikle üst seviyede duruyor. Şu an için serbest fil dişi sahilli takımıyla milli takımıyla 56 maçta 16 gol atan oyuncu. Geçmişte Swansea, Manchester City, Vitesse, Sparta Prag gibi kulüplerin formasını giymişti ve 70 milyon euroluk bir transfer harcaması yapılmıştı onun için bugüne kadar. Şu anda kendisinin güncel yetenek puanına bakacak olursak Wilfred Bony şu an için 123 yetenek puanına sahip ve bunun ileride 150'ye kadar ulaşması bekleniyordu. Geçmiş dönemlerde Manchester City forması giyerken 150 yetenek puanına kadar ulaşan oyuncu şu an için 123 yetenek puanına sahip ve ortalamanın hala üstünde. O takımların transfer edip takımınızda bulundurursanız düşük puanının düşük olmasının sebebi de burada görmüş olduğunuz fiziksel özellikleri. Onların dışındaki özellikleri gayet iyi seviyede Wilfred Bony'nin. Wilfred Bony'yi transfer ederseniz yine sezonu 10-15 gol civarında bitirecektir. Tabi isteyeceği maaş bayağı fazla olacaktır diye tahmin ediyorum Wilfred Bony'nin. Şuradan rapor olarak genel bakışa baktığımızda ya 597 ile 818 bin euro arası istiyor. Gerçekten yeterli bir maaş ve bu yetenek puanı skalasına ve geçmişindeki kariyere bakacak olursak bu paraları verip kadronuzda en azından rotasyon oyuncusu olarak değerlendirebileceğiniz bir oyuncu Wilfred Bony diyebilirim ve bunun dışında Bony ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Bony'den sonraki 9. oyuncumuza geçelim listedeki. Evet arkadaşlar, listemizdeki 9. oyuncu Hatem Ben Arfa. Yıllardır Fenerbahçe'nin gündeminde olan oyuncu, bu oyunda serbest konumda ve 32 yaşındaki Fransız oyuncu milli takımla 13 maçta 2 gol atmış bugüne kadar. Kendisinin değeri gördüğünüz gibi 0 euro. Sağ açıkta daha iyi performans veren oyuncu, ters ayaklı kanat oyuncusu olarak biliniyor ve bu alanda çalışkanlık ve karar alma özellikleri yetersiz pozisyonda. 10 numara olarak belki denenmeli ama karar alma ve kararlılık özelliği inanılmaz düşük. Bu da onu istikrarsız bir performansa itecektir diye düşünüyorum. Rennes, Paris Saint-Germain, Newcastle, Olympique Marseille, Olympique Lyon gibi birçok takımda forma giyen Hatem Ben Arfa'nın güncel yetenek puanı 128. Geçmişinde 164'e kadar ulaşan yetenek puanı bugünlerde epeyce aşağılara düşmüş durumda Hatem Ben Arfa'nın ve zihinsel özellikleri gerçekten 10 numara oynatabilecek bir oyuncuya göre çok aşağılarda arkadaşlar. Yani kanat oyuncusu olarak değerlendirmek daha da mantıklı olacaktır. Orta yapma, işte köşe vuruşları, teknik gibi, hız ve hızlanma gibi özellikleri, daha zihinsel işlevlerin daha az olduğu pozisyonlarda oynatılması daha mantıklı olacaktır ama çalışkanlık özelliği de bir o kadar kötü. Hatem Ben Arfa adıyla sadece bu listede yer almayı hak eden bir oyuncu. Yoksa özellik bazında birbiriyle çok zıtlaşan özellikleri var Hatem Ben Arfa'nın. Bunu da değerlendirip oyuncuyu transfer edip etmemek artık sizin kendi kararınız diyeyim ve son oyuncumuza geçelim oyundaki. Evet arkadaşlar, son sırada Ricardo Ferreira var. Yine bir stoper oyuncusu önereceğim sizlere. Kendisi 26 yaşında, potansiyel olarak önemli bir oyuncu olduğu için size Ricardo Ferreira'yı öneriyorum. Şu an için 128 yetenek puanına sahip oyuncu. İleride 135 yetenek puanına kadar ulaşabilir. Yani bu da demek oluyor ki henüz gelişimini tam tamamlamamış bir oyuncu ve ileride tam potansiyeline ulaşırsa Süper Lig gibi liglerde iyi bir stoper olması mümkün. Yani baktığım zaman top kapma, pas, markaj, kafa vuruşu, ilk kontrol gibi özellikleri çok iyi. Pasör stoper arayan arkadaşlar gözü kapalı oyuncuyu transfer edebilir. En azından bir sezon boyunca onları idare edecektir. Zihinsel özelliklerinde sadece vizyon özelliği bir tık kötü bir stopere göre. 11-12 civarında olsa çok harika olurdu özelliği ve bu sayede pas özelliği de biraz daha gelişmiş olurdu ama tek kusuru şu an için vizyon özelliği gibi gözüküyor oyuncunun. Uzaktan şut özelliğinin zaten bir esprisi yok oyuncum için. Onun dışında güç ve hız özellikleri de önemli konumda Ricardo Ferreira için. Geçmişinde Braga ve Ferreira formaları giyen oyuncu, Empoli ve Milan forması da giymiş ve altyapısında Porto altyapısından çıkan bir oyuncu olmuş kendisi. Onu da belirtmiştim.
belirtelim. Ricardo Ferreira'nın tabii ki, zaten Ben Arfa'ya geldik. Ricardo Ferreira'nın tabii ki önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz ve isteyeceği maaş da çok fazla olmayacaktır. 1 milyon euroları geçmeyecektir. Yani bu denli önemli bir oyuncu ve Türk futbolunda çekilen stoper sorununu düşünürsek ligde, Ricardo Ferreira bu sorunu yaşayan arkadaşlar için birebir çözüm olacaktır. Yine ona da bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, listenin sonuna geldik. Listeye tabii ki Quantrao, Kisiko Honta, Viviano, Forlin gibi oyuncuları da ekleyebilirdim. Fran Rico'yu da ekleyebilirdim. Birçok oyuncu vardı. Kaçiyerdi vardı falan. Bir sürü oyuncu vardı. Brahimi vardı ama onları eklemeyi tercih etmedim. Daha minimal, daha küçük takımlara hitap edecek, daha oynanması zevkli takımlara hitap edecek oyunculara eğilmeye çalıştım. Hatem Ben Arfa hariç hepsi bu yolda hareket edecek oyuncular diyebilirim. Umarım önerdiğim oyuncular hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu aralar yeni bir işe başladım. İşe başladığımdan dolayı biraz yorgunum. Modum düşükse bunun için affola. Sonraki videolarda bunu telafi etmeye çalışırız diyeyim ve videonun sonuna geleyim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi, eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dedikten sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.